Merhaba, bugün sizlere kavimler göçünü anlatmak istiyorum. Kavimler göçünü bilmeden önce, kavimler göçünün öncesine meydana gelen bazı olaylar hakkında bilgi sahibi olmamız gerekir. Şimdi kavimler göçünden önce Büyük Hun Devleti'nin dağılmasıyla alakalı biraz bilgi sahibi olalım. Büyük Hun Devleti biliyorsunuz Çin'in baskıları üzerine öncelikle ikiye ayrılmış. Doğu ve Batı olmak üzere. Batıdaki parçası Çin'in kontrolü altına girmiş, doğudaki parça biraz daha Çin'in hakimiyetini benimseyip onunla iyi ilişkiler kurduğu için varlığını devam ettirebilmiş. Fakat zaman içerisinde tekrar eski güçlü haline dönmeye çalışmış. Bunun üzerine yine Çin'in ve komşuları Siyenplerin baskısıyla bu kısımda kendi arasında kuzey ve güney olmak üzere bu defa ikiye ayrılmış. Güney Hunları Çin hakimiyetini kabul ederken Kuzey Hunları Çin'den oldukça uzaklaşarak daha bağımsız yaşamaya çalışmışlar. Fakat bunların hepsi burada kalmamış. Kendilerince daha uygun gördükleri batıya doğru yönelmişler. Şimdi batıya gelen bu grup tamamen Orta Asya'dan uzaklaşmamış. Önce bir süre burada kalıp hatta buradan hiç ayrılmayıp burada Ak Hunlar Devleti dediğimiz diğer bir adı da Eftaritler olan şu devleti kurmuşlar. Şimdi Ak Hunlar Devleti'nin oluşturan grubun dışındakiler tamamen batıya doğru göç edip kavimler kapısı dediğimiz bu geçişe müsait olan bu dağlık arazide geçişe müsait olan bu araziyi geçip İtil Nehri dediğimiz şu nehir İtil Nehri'dir. İtil Nehri'ni de geçerek Karadeniz'in kuzeyine gelip yerleşmişler. Aslında kavimler göçünü başlatan süreç bu şekilde başlamış. Şimdi kavimler göçü bir değiştirelim haritamızı. Hunlar gelip Karadeniz'in kuzeyine yerleşince burada yaşayan alanları kendi topraklarından itmişler. Çünkü Hunlar gelip yerleşti oraya. Alanlarda başka bir topluluk olan buradaki yaşayan Ostrogotları itip onların yerine yerleşmiş. Ostrogotlar da başka toplulukları itmişler. Bu şekilde Avrupa'da kendisine yer arayan, yerleşim yeri arayan bir sürü kavimin göç etmeye başladığı bir dönem başlamış. Şimdi kavimler göçü nedir demeden önce kavimler göçü ne değildir dememiz gerekir. Genel olarak düşülen büyük bir yanılgı kavimler göçünün Türklerin Asya'dan Avrupa'ya göç etmesi olduğudur. Kavimler göçü Türklerin Asya'dan Avrupa'ya göç etmesi demek değildir. Kavimler göçü Türklerin Asya'dan Avrupa'ya göç etmesiyle Avrupa'da başlayan işte bu gördüğümüz barbar kavimlerinin yer değiştirmesi hareketidir. Yani bunlar çok farklı olaylar. Türkler burada kavimler göçünde sadece itici bir rol oynamış. Yani kavimlerin en başındakini itmiş ve onlar da domino taşı gibi birbirlerini devirerek, birbirlerinin yerine geçerek Avrupa'da müthiş bir göç dalgası yaşanmış. Şimdi bu göç dalgasının dünya üzerinde çok etkileri var. 375'te Hunların buraya gelmesiyle başlayan bu süreç Avrupa'da çok önemli etkiler ortaya çıkarmış. Öncelikle şu ana kadar Avrupa'da bildiğimiz çok büyük siyasi organizasyon var. O siyasi organizasyonumuz nedir? Romalılardır, Roma devletidir. Şöyle gelen bir devletten bahsediyoruz ve Kuzey Afrika'yı da içerisine alan bir devletten bahsediyoruz. Roma İmparatorluğu sınırlar içerisinde oldukça güvenli yaşıyor. Halk bu yaşantıdan oldukça memnun. Askeri birlikler sınırları koruyor. Çok güvenli ve modern bir yaşantı sürüyor diğer topluluklara göre. Diğer kuzeyde yaşayan diğer topluluklarsa İşte bu kavimler, barbar kavimlerin olarak nitelendirdiğimiz topluluklar ki barbar da Romalıların kendinden olmayan, Romalı olmayan bu kuzeyde yaşayan vahşi ilkel topluluklara verdiği isimdir. Barbarın anlamı aslında budur. Şimdi Roma İmparatorluğu bu kavimlerin kendi sınırlarını zorlamasına çok fazla dayanamamış. Ve bunun üzerine Doğu ve Batı olmak üzere ikiye ayrılmış. Yani artık Roma İmparatorluğu tek bir imparatorluk değil. Doğu Roma İmparatorluğu ve Batı Roma İmparatorluğu olmak üzere ikiye ayrılmış. Doğu Roma İmparatorluğu'nun bir diğer adı da yine merkezinden yola çıkarak
verilen ismi Bizans'tır çocuklar. Bizans İmparatorluğu ve Batı Roma İmparatorluğu olmak üzere ikiye ayrıldı. Şimdi bu 375'te başlamıştı kavimler göçü. 395'te bu ayrılış süreci gerçekleşti. Ve 476'da yani kavimler göçünün başlamasından 100 yıl sonra Batı Roma daha fazla bu saldırılara, daha fazla bu karmaşaya dayanamamış ve yıkılmış, parçalanmış Batı Roma. Fakat Doğu Roma biliyorsunuz 1453'te Fatih Sultan Mehmet İstanbul'u ele geçirinceye kadar varlığını devam ettirmeyi başarmış. Şimdi başka neler olmuş kavimler göçünün sonrasında? Bu barbar kavimler göç etmeye başladıklarında efendim gittikleri yerlerde birbirleriyle kaynaşmışlar. Örneklendiriyorum, işte Angıllar ve Saksonlar bir araya gelmişler Britanya adasında. Bu iki grubun, iki kavimin kaynaşmasıyla Anglo-Saksonlar dediğimiz aslında İngilizler oluşmuş. Yani buna mesela Burgonlar, Franklar, Fransızlar oluşturmasını bu şekilde örnekler verebiliriz çocuklar. Yani günümüzde Fransızlar, İspanyollar, İngilizler, bu milletlerin temeli de aslında kavimler göçünden sonra atılmış. Yani kavimler göçünden önce İngiliz, İspanyol ya da Fransız diye bir milletin varlığından söz etmiyoruz. Çünkü çok farklı kavimlerin kaynaşmasıyla bu milletler ortaya çıkmış. Günümüzdeki Fransa'nın, İngiltere'nin, işte İspanya'nın veya Almanya'nın devlet olarak kuruluşu da yine kavimler göçünün ardından ortaya çıkmıştır diyebiliriz. Başka neler olmuş? Türkler de Avrupa'ya göç etmişler. Hemen görüyoruz bunu burada. Hunlar Avrupa'ya göç etmişler ve Macaristan'da Avrupa'nın devletini kurmuşlar. Ve Türk kültürü Avrupa'da oldukça etkili olmuş bu dönemde. Ondan sonra kavimler göçünü tarihi sınıflandırırken kavimler göçünü biz Orta Çağ'ın başlangıcı, ilk çağın sona ermesi olarak kabul etmekteyiz. Bu şekilde Avrupa tarihini önemli ölçüde etkilemiş bir olay çünkü bu. Sonra kavimler göçüyle beraber Avrupa'da kilise önem kazanmaya başlamış. Çünkü daha öncesinde şundan bahsedelim ama öncelikle feodalite yani derebeylik rejimi ortaya çıkmış. Şimdi sürekli etraftan saldıran bu topluluklar, bu vahşi topluluklara karşı büyük krallar topraklarını koruyamamaya başlamışlar. Bunun üzerine daha küçük yönetim birimleri olan feodalite dediğimiz yani bölgesel küçük devletçikler, şehir devletleri neredeyse ortaya çıkmış. Feodalite tamamen sur güvenliğine dayalı. Yani bir saldırı anında halk toprakların yani malını, mülkünü neyse artık değerli eşyalarını veya hayvanlarını alıp bir küçük kalenin ya da bir şatonun içerisine sığınabilecek. Bu mantıkta ortaya çıkmış olan bir sistem bu. Çünkü çok büyük devletler ülkenin her tarafında halkı tamamen koruyamayınca halk başının çaresine bakmak zorunda kalmış kısacası. Ve Avrupa'da feodalite ya da derebeylik dediğimiz rejim ortaya çıktı. Bunun arkasından bu derebeyler yani küçük şehir devletleri aslında hala daha başında bir kral varken, merkezde bir kral var. Ona rağmen devlet içerisinde küçücük devletler bu şekilde ortaya çıktı. Bunlar güçlerini nasıl sağlayacaklar? Yani halka kendilerini nasıl kabul ettirecekler? Onlar halka kendilerini kabul ettirebilmek için papadan, kiliseden destek aldılar sürekli olarak. Yani kilise zaman içerisinde bir kralı tahta geçirebilecek. İşte çünkü krallara taç giydiriyor papa. Ondan sonra halkın onu dinleyip halkın ona bağlı kalmasını sağlayacak bir pozisyona gelmiş. Yani kilise aslında dini bir organizasyonken neye dönüşmüş? Siyasi bir yapılanmaya da dönüşmüş. Şimdi kilise bu kadar etkiliyken siyasette halk üzerinde de etkili olmaya başlamış ve kilise kendini giderek güçlendirmiş, giderek güçlendirmiş. Ekonomik olarak yapılan bağışlarla güçlenen kilise artık halkı tamamen kendi kontrolünde tutmak için
ona halktan bazı taleplerde bulunmaya başlamış. Mesela halka demiş ki artık düşünmenize gerek yok. Kilise her şeyi düşünüyor, her şeyin doğrusunu biliyor ve onu size aktarıyor. Bilimsel çalışmalara gerek yok. Kilise en doğru bilimsel çalışmaları zaten ortaya koydu. Onun söylediklerinin dışındakileri söylemek zaten dine karşı çıkmak gibi bir şeydir. Sanatta kilisenin sınırlandırdığı şekilde sanat faaliyetleri yapılacak tarzında halkın günlük yaşantısını, sosyal yaşantısını oldukça etkilemeye başlamış kilise. Kilisenin böyle her konuda etkili olduğu düşünce sistemini biz skolastik düşünce diyoruz. Orta çağ boyunca, yani kavimler göçünün ardından orta çağ boyunca skolastik düşüncenin Avrupa'da etkili olduğunu görüyoruz. Şimdi kavimler göçünün ardından peki Avrupa nasıl oldu? Kavimler göçünün ardından Avrupa haritasına bakalım. Burada büyük bir Roma İmparatorluğu varken şöyle onun yerine birçok küçük krallıklar kuruldu. İşte bu krallar o kavimlerin saldırılarından halklarını koruyamadıkları için bu krallıkların içerisinde de küçük küçük yönetim birimleri, yani feodalite dediğimiz yönetim birimleri ortaya çıktı. Yani kısacası kavimler göçü Avrupa'nın çehresini sonsuza dek değiştirmiş oldu.